Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Mart Cuma Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 6 koşuluk bir program var. 6'da birinci koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Yine ben de programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safganlarınız muhakkak ekleyin arkadaşlar ki benim vereceğim oyun kurgusu zaten yine 5 TL civarı tutuyor. Dediğim gibi takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında muhakkak değerlendirin diyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, gündüz programında Kocaeli, akşam programında da İzmir var ki ben yine İzmir'le ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Akşam programında da İzmir, gündüz programında da Kocaeli arkadaşlar. E, Kocaeli'de de 6'lı birinci koşuyla beraber saat 3.30'da Handikap 15'te 4 yaşlı Arapların 1800 metre mesafe kumda bir yarışını izleyeceğiz ki 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bu 3 safkandan da etkili yarış bekliyorum İlk ilk şanslı göreceğim safkan 7 numaralı Sardur olacak arkadaşlar. Herhalde son yarışların tamamında bahsettiğim bir safkan. Çok da beğendiğim güzel bir orijini var safkanın. Özellikle son yarışlarının çok etkileyici koşuyor. Yakın ara e, bitiriyor yarışlarını. Ben e, uygun kilosuyla yarın için uyumlu şokeyi Mahmut Turan'la beraber ben etkili bir koşu yapacağını düşünüyorum. E, uzayan mesafede etkili koşu yapıp yarın için kazanmaya çok yakın gördüğüm safganlardan biri olarak gözüküyor. Ben ilk şansı 7 numaralı Sardur'a vereceğim arkadaşlar. Bu safkanlar rakip noktasında 3 numaralı Demir Pençe. Orijiniyle çoğundan gruptan çok daha üstün duran safgan özellikle son kazandığı yarışında Halis'le beraber 1600 mesafede çok etkili güzel bir birincilik yapmıştı. O günkü yarışını çok beğendiğim safkanın üzerinde bu sefer Ahmet Çelik var. Ben yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bu safkanı yine muhakkak kuponlarımızda bulunduruyorum arkadaşlar. Son olarak da bir numaralı Çivici. Her ne kadar ağır kilolu koşsa da bu kilolarda güzel yarışlar yapıyor. Son iki yarışında zaten yine 58-60 kilo aralığında yapmıştı. Çok da etkili, çok güzel yarışlar yapmıştı. Ben uzayan mesafeyle beraber daha da etkili koşmasını beklediğim bir numaralı Çivici'den yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. Arkadaşlar ben burada 7, 3 ve 1 yani bu üst safkanı bir tık önde tutuyorum. Bu safkanlardan oldukça etkili koşu bekliyorum ki bu üst safkan muhakkak kuponlarımızda olsun. Daha sonrasında takip safkanınız varsa altının boya için değerlendirebilirsiniz. Yine 2 numaralı atik atik gibi ya da e, ekürülerden 6 numaralı beyin benim gibi safkanları da e, bu ayak için arkadaşlar geniş kuponda değerlendirebilir olarak görüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise yine Handikap 15'te 4 yaşlı 5 yaş 5 ve yukarı Arapların 2000 metre mesafe kumda bir yarışını izleyeceğiz ki 14 tane safkanın koşacağı bu koşu için ben özellikle 2 tane safgandan çok iyi yarış bekliyorum. 2 tane takibimde olduğu olan safkandan Etkili koşu gelecektir diyorum ki arkadaşlar bu safkanları özellikle uzun süredir takip ediyorum. Artık ikisinden de en azından ya bugün için bu grupta güzel bir yarış yapıp bir patlama bekliyorum. İlk şanslı gördüğüm safkan Altınmalı şanslı Kafkas olacak. Çok beğendiğim bir safkan. Son yarışlarında hep istim üstünde, hep güzel yarışlar yapıyor ama bir türlü kazanamadı. Yarın içinde çok uygun kiloyla, bomboş kiloyla. Bölgenin de yetenekli aparatürlerinden Bekir Mert Mırık'la beraber ben çok kaz kazanmaya yakın gördüğüm ilk safkan olarak duruyor. Ben etkili bir koşu gelecektir diyorum arkadaşlar. 6 numaralı şanslı Kafkaz'dan. Yine bu Safkan'ın rakip noktasında en büyük rakibinin daha doğrusu 8 numaralı Ergin Soy olacağını düşünüyorum. Bir Tamer'in oğlu yavrusu olan bu Safkan'ın bu uzayan mesafede oldukça etkili koşması beklenir ki yine yarın için uygun kiloyla start alıyor Safkan. Ben yine bu Safkan'ın da etkili bir yarış gelecektir diyorum. Ben de 6 ve 8 arkadaşlar bir tık önde bu kalabalık grupta. Ama dediğim gibi sürpriz noktasında birçok safkan değerlendirilebilir. Yine yeri olanlar 2 numaralı Kıvraktay, 1 numaralı Zeki Oğlum gibi hatta 7 numaralı Al sancaklı gibi. Her ne kadar ben Halil Kaplan'ı çok beğendiğim bir eee aprant olmasa da ee, yine uygun kiloyla koşan al sancaklığının da etkili bir koşu yapması beklenir arkadaşlar. Ee, yer olanlar bu da değerlendirilebilir. Ama öncelikle 6 ve 8 numara safkanlar muhakkak kuponumuzda olsun bu iki safkandan. Çok iyi bir koşu bekliyorum ki yarın Kocaeli'de altın ikinci ayağında. Günün 3. ayına geldiğimizde ise kupalı bir koşu var. İzmit koşusu A3 grupta koşacak olan 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. 5 tane safkanın katılacağı bu koşu arkadaşlar günün bence en dengeli e, gruplarından biri bu 5 safkandan kim kazansa benim için çok şaşırtıcı olmaz. Ama özellikle etkili koşmasını beklediğim bir safkanlar, safkan var. Bu da 5 numaralı Latika. Grubun tek dişi safkanı olan bu safkandan Ben etkili bir yarış bekliyorum. Mükemmel bir orijini var. Zaten ana kanatlı bilindiği gibi arkadaşlar Kura 2'sine ait bir dönem gazide de çok favori olan Temsil gibi bir anneden kardeşi var bu safkanın. Çok güzel bir dişi ben uzun vade çok daha iyi gruplarda, özellikle dişi gruplarda, grup koşularında da bile göreceğimizi düşündüğüm çok kaliteli bir koşu safkanı olacaktır. Yani içinde ben çok da zorlanmayacağı, aslında güzel bir grup yakaladığını düşünüyorum. Bu grubu geçmeye yakındır arkadaşlar. Her ne kadar dediğim gibi hem mesafenin uzun olması hem de erkek safganlarla bir arada şu olması dezavantaj gibi gözükse de ben Latika'dan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Benim kuponumda muhakkak olacaktır. Daha sonrasında yine 2 numaralı Mourinho ve 4 numaralı Zilabitor'da arkadaşlar e, bu kupon için kuponlarda eklenmesi gereken safganlar olarak görüyorum. Ama e, dediğim gibi bu 5 safgandan kim kazansa şaşırmam. E, tüm safganlara şans verilebilir arkadaşlar. Ama özellikle 5 numaralı Latika. Daha sonrasında da 2 numaralı Mourinho ve 4 numaralı Zilabitor benim e, iyi koşmasını bekledim. üç safkan olarak gözüküyor. Bu üç safkan yine dediğim gibi kuponlarda olması doğru olacaktır diyorum. Günün 4. E, dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre mesafe kumda bir koşusu koşacak. E, bu ayak içinde yine 4 tane safkan start alacak. Ben burada 2 tane safkandan yine etkili koşu bekliyorum ki ilk şanslı göreceğim safkan. 3 e, Last Impact olacak ki Ahmet Çelik beraber start alan bu safkan bir smart Robin yavrusu uzun süre çok sentetikte koşular yaptı. Yarın içinde güzel de bir kumda koşacak. Ben yarın için çok etkili bir koşu koşmasını bekliyorum bu safkanın ilk şanslı safkanım olarak gözüküyor. Bu safkanın en büyük rakibinin de yine 2 numaralı Bozdağ Bey olacak. Bilindiği gibi çok beğendiğim özellikle son iki koşusunu çok etkileyici kazanan Safkan'dan yine etkili bir koşu yapması beklenebilir ki üzerinde yetenekli jockeylerden Hışman'la beraber yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. Burada 2 ve 3 bir tık önde olsa da arkadaşlar daha önceki yarışlarında tek de vermiştiğim olan çok da inandığım bir Safkan olan 1 numaralı Dark Power'da yine Apprentice ile beraber değerlendirilebilir 2 ve 3 e, bir tık önde olsa da arkadaşlar 1 numaralı safkanlı yine geniş kuponlarda şans verilebilir arkadaşlar. Altının 4. ayağı için. Günün 5. yana geldiğimizde ise şartlı 3'te dişilere ait bu grupta. 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafede e, 10 tane koş, safkanın koşacağı bir koşu var. Ki burada yine e, bir safkandan bahsedeceğim ki bu safkanı zaten kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Bu da 2 numaralı QN of the Proto olacak ki son yarışlarında çok e, yüksek AGF'lerde gördüğümüz Safkan her şey yarışında iyi koşuyor ama bir türlü kazanamıyor. Yarın içinde çok uygun bir grup yakalamış. Yarın için şöyle bir gruba baktığımızda çok ayarında veya Safgan'ı e, Safkan'ı zorlayacak bir rakip de gözükmüyor. Belki biraz Erendire'den bahsedilebilir ama ben bu Safkan'ın o Safkan'a da etkili bir e, yani e, için bu Safkan'ın da rahat bir şekilde geçeceğini düşündüğüm için 2 numaralı Queen of the Protea arkadaşlar bu çok rahat grupta. Rahat bir birincilik elde edecektir. Kuponları da rahatlıkla tek hatırlabilir. Ben yarın için günün 5. ayağında 2 numara safkan olan Q of the Protein'in ben geçilmeyeceğini düşünüyorum. Rahat bir birincilik elde edecektir. Yarın Kocaeli programı için 5. ayağında 2 numara safkan benim kuponumda geçilmez arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise 16 tane safkanın koşacağı şart 3'te 4 yukarı Arapların 1700 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. Ben burada yine iki tane safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum ki ilk şanslı gördüğüm safkan 8 numaralı bilbilen olacak. Bu safkan uzun süredir çok kötü koşuları vardı. Son üçüncülüğünde biraz kıpırdandı. Çok kaliteli bir safkan arkadaşlar ki önde eğer diye güzel bir yer alması durumunda inatçı karakteriyle ki zaten hem baba hattı Horasanlı anne kanatlı da e, Kayseri yavrusu olması dolayısıyla çok inatçı bir karakter olan Safkan'ın sonlarda deneri rakiplerine e, direnip yarışı kazanabilir ki e, dediğim gibi önde de iyi bir yer alması durumunda. Ben yarın için İlker Soyat'la beraber son yarışında olduğu gibi etkili bir koşu koşup e, bu gruba hakimiyet sağlamaya yakın olduğunu düşünüyorum. İlk şansı ben bu Safgan'a vereceğim. 8 numaralı bilandan çok etkili bir koşu bekliyorum arkadaşlar. En büyük rakibinin de 4 malı Selda'nın olduğu olacağını düşünüyorum ki Bekir Mert Mırık'la beraber start alacaksa. Safgan çok uygun köre start alıyor. Son yarışını ölçü almadım ama ondan önceki ikincinin çok beğenmiştim. O yarışın tekrarlaması durumunda uygun grupta etkili koşusuyla beraber yarın yine kazanmaya yakın gördüğüm safkanlardan biri olarak gözüküyor. Ben burada 8 ve 4'ü bir tık önde tutuyorum. Bu iki saftandan yani kesinlikle iyi koşu gelecektir arkadaşlar. Ama geniş kuponlarda bu kalabalık grupta yine 1 e, numaralı Beyza Sultan ve 2 numaralı baş kaynakta geniş kuponlarda bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi önceliğim 4 ve 8 arkadaşlar bu iki safkan muhakkak kuponumuzda olsun. Daha sonrasında varsa takip safkanlarınız altının son ayağı içinde eklenebilir olarak görüyorum. Arkadaşlar Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyin diyorum. Şimdiden yarın için herkese bol şans diliyorum.